İsmim Cihan Karapazar. Eskişehir Tepebaşı Eğitim Uygulama Okulu'nda öz eğitim öğretmeniyim. Ben Feyzullah Gündoğan. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde laborant olarak çalışıyorum. 6 Şubat Pazartesi günü ülkemizde olan bu acı deprem sonrası hepimiz üzüldük. Malum. Ertesi günün akşamında Pazartesi günü akşamında evet. Canlı telefonlaşıp ne yapacağımızı bir düşünelim dedik. Yani ne, daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük. Aynen. Zaten yardım vesaire gönderecektik. Oyun hazırlığımızı biraz yapmıştık. Ama daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük. Hemen yakınımızda zaten AFAD İl Müdürlüğü vardı. Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü. Onunla görüştük. Onlar da ilk başta zaten bize gönüllülerin gönderileceğini söylemişlerdi. Zaten onlar gönüllüleri gönderiyorlardı. İki ekip de bizle beraber o anda çıktılar zaten yola. Sonra işte tekrar iki saat sonra tekrar gittik. Israr ettik biz gitmek istiyoruz diye. Israr edince onlar da gece saat 1.30'da bir araba olduğunu, gönüllülerden oluşan 28 kişilik bir ekip olduğunu söylediler. O şekilde hazırlık yaptık 1-2 saat içerisinde. Gece saat 1.30 gibi yola çıktık. Konya'ya geldiğimizde işte Konya'da çok fazla sıkıntı yaşadık. Yolda çok fazla kar vardı. Yani hava şartları o akşam malum biraz kötüydü. Çok kötüydü. Hatta ondan önce bir ay, 1,5 ay yağmayan kar o akşam yağdı. O yüzden Konya'da 6,5-7 saat kadar bir mahsur kaldık. Evet. Çıktıktan sonra. 12 kilometrelik bir kuyruk vardı yani yollarda. Aynen. Çok fazla bireysel araçlarla çıkanlar var, yardım götürenler var, iş makineleri var çok fazla. Çok sıkıntı yaşadık orada. Hani uzun süre bekledik aracın içerisinde. Tabii içerisinde. O da şey, hani sadece kış şartı değil. Şimdi yardım tırları çıkmış, evet. Arabalar çıkmış ya da yakınları olanlar özel arabalarıyla çıkmış. Yani çok bir hengame olunca. Trafik çok yoğun olunca böyle bir şey yaşadık. 7 saat falan orada bir mahsur kaldık. 21 kişi yola çıkmıştı. Yolda giderken Sivrisar'a geçtikten sonra o oralardaydı herhalde. Hı. Gençten bir arkadaş aracın önüne geçti. Dedi ki beni dinleyin dedi. Biz de dinliyoruz da bizim gönüllüyüz ondan. Çok bu konuyla ilgili, depremle ilgili çok bir bilgimiz yok. Nasıl çalışılıyor, ne yapılması gerekiyor bilgimiz yok. O bize çok fazla şey anlattı. Depremde beraber hareket etmemiz gerektiğini, yanlış yere basmamamız gerektiğini. Burada karşılaşacağımız durumların çok farklı olduğunu falan anlattı. Anlattı. Biz de onu AFAD gönüllüsü falan, yani o sorumlusu zannettik aracın başındaki. AFAD sorumlusu zannettik. Sonra arkadaş Konya'da indi. İki arkadaşıyla beraber Konya'da indiler. Biz de şaşırdık tabii böyle durumda. Kendi çabamızla devam edelim dedik. Onu biz o sorumlu zannettik. Tamam dedim şöyle bir şey yapmış. Bir kişi Konya'da bir yakının vefat ettiğini söyleyip indi. İndi. Oradan 15 dakika geçti. 3 kişi daha indiler. 4 kişi onları kaybettik grupta. Biz yani buradan çıkarken o arkadaş bu konuşmayı buradan şehir hemen dışına, Eskişehir dışına çıktığımızda kalkıp o konuşmayı yapınca dedik ki herhalde AFAD'ın falan yetkili birisi, başımızda gelen kişi bu. Olsun. Ne düşündük? Sonra Konya'ya varıp da öyle olduğunu görünce bize şaşırdık. Sonra arabada bir acaba yetkili var mı başka diye onu aradık, onu da bulamadık. Halbuki varmış. Halbuki varmış. Onu da 2 gün sonra öğrendik. Bir de öyle bir şey var. Yani o arkadaş biraz sessiz bir arkadaş. Kendisini bize tanıtmadı. Evet. Tanıtmadığı için biz dedik ki kendimiz gidiyoruz herhalde yani Allah'a emanet ediyoruz. Halbuki sorumlu varmıştı. O bize çok konuda yardımcı olmadı. Ama şöyle bir şey yaptık yolda. Çevreden, akrabalardan, eşten, dosttan gelen yardımlarla beraber 40-45 bin liralık bir... 43 bin lira civarı bir kendi aramızda para topladık. Para toplandı. Hemen otobüsün içerisinde oldu bu olay. Adana taraflarıydı herhalde. Bir yerde durduk. Kasabanın tanesinde durduk. Orada işte temizlik malzemesinden su, gıda bir sürü şey aldık. 45 bin liraya yakın bir kıyafet, yardım otobüse. Onların indiği birazcık da iyi oldu. Otobüs boşaldı. Biz aldıklarımızı onların yerine koyduk yani. Öyle bir şey de oldu. Biz gece 1.30'da çıktık buradan. Ertesi gün şimdi sabah şöyle bizim, biz 30 saat akşam falan buradan 1.30'da falan çıktık. Yolda da böyle şeyler yaşayınca ve başımızda da bir yetkili göremeyince biz aslında varmış diyoruz ya, onu da göremeyince şimdi buradan Adana'ya kadar falan normal gittik. Ha, o arada 7 saat bir mahsur kaldık. Öyle bir vakit kaybettik. Adana'ya girdikten sonra yollar çok bozuk tabii. Kırık, patlamış yollar, asfaltlar kötü falan, köprüler yıkılmış. Onlar yüzünden de bayağı bir vakit kaybettik. Vakit kayboldu. Yani 3-5 saat de öyle kaybettik. Daha sonrasında civardan gelen telefonlarla vakit kaybettik. Atıyorum işte arkadaşın Cihan'ın bir AFAD'da tanıdığı var. Nereye gidiyorsunuz diyor şimdi. Var. Birisine diyor ki otobüste biz 24 kişiyiz. Diyor ki nereye gidiyorsunuz? İşte Afşin'e dediler. Afşin'e gidiyoruz. Sonra ya Afşin'de ne işiniz var siz? Hatay'a gelsenize. Hatay daha kötü. Bunu konuşan arkadaş kalkıp diyor ki şoförüne ya işte Hatay kötüymüş oraya gidelim. Biz rotayı çeviriyoruz Hatay'a. Sonra birine daha bir telefon geliyor. Ya size Afşin demediler mi? Ne işiniz var Hatay'da? Bu tarafa dön. Biraz o tarafa dönüyoruz. Ama bu biraz dediklerim yani bir 100'er kilometre, 200'er kilometre falan yok. Böyle evet, böyle. Öyle. Yani o organizasyon sıkıntısı yüzünden arabadaki lider olmayışı. İletişimsizlik yani. Evet. İletişimsizlik olması yüzünden. Biz 31 saatte vardık Afşin'e. Normal varış saati 11-12 saatmiş normal gidişte. Eskişehir Afşin arası. Biz 31 saatte vardık. Yani bunun dediğim gibi hadi 10 saatini yol kötülüğünden, hava şartlarından falan çıkalım.
Biz yine 4-5 saat geç kalmışız. Yani aynen. Başımızda bir lider olmaması yüzünden 5-6 saatlik bir kaybımız oldu. İlk Avşin'e indik işte. Avşin'de malzemelerimizi bıraktık. Biz beraber zaten ilk yardım tırları da oraya girmişti. Biz de beraber geldi zaten onlar. Orada işte malzemeleri indirdik. Oradan Elbistan'a geçtik. Hatta bir de şey vardı yine Ankara AFAD'da görevli bir Berat ismi vardı onunla beraber. Oradan da bir tane. O da gönüllüydü. AFAD gönüllüsüydü. Ama eğitimini almış. Ama beraber işte o ekiplerle beraber işte Elbistan'a geçtik. Elbistan'da ilk AFAD merkezine indik. Fatih İlkokulu'nun AFAD merkezi yapmışlar. Oraya ilk indiğimizde malzememiz hiç yanımızda bir şey yoktu. Sadece kıyafetlerimiz vardı. Önce onları tedarik ettik işte. Balyozundan tuttuk eskisinden bir sürü şey aldık yanımıza. Enkazlara girmeye başladık ilk gün. Enkaza girdik. Enkazlardan. Aynen, ilk gün orada şey oldu tabii. Sabah oraya varınca şimdi daha olayın da sıcaklığıyla çok fazla bir organizasyon olamamış kimse. AFAD dahil, insanlar dahil. Hani orada bir karmaşa vardı. Bir kaos vardı. Yeni yardımlar geliyordu. Çok fazla kalabalık vardı. Yeni yeni başlıyor. Çarşamba günü sabah saat 7'de Elbistan'a indik. Depremin yani 50. saatleri falandı yani 2 gün sonra. Bu arada hemen 2-3 gruba ayrıldık. Bazı gruplar hemen enkazdan müdahale için gitti. Bazı gruplar yanımıza getirdiğimiz malzemeleri yine yardım olarak dağıtalım diye köylere gittiler. Bu şekilde ikinci gün oradaki kaldığımızın ikinci gün biraz daha organize olduk. Bu işin nasıl olması gerektiğiyle ilgili. İlk gün biraz biz de bilmiyorduk işin ne olduğunu. Sadece kıyafet götürebildik. Aynen biz yanımıza kendi ihtiyaçlarımızı götürdük sadece. Birer çanta yaptık. Bir de ilk gün dediğimizde Fatih Okulu'nda bir ne yapacağımıza kararı verelim derken 3 gruba ayrıldık. Yani dediler ki enkazlar belli. Çıkın. İstediğiniz kişi, gruplar olduk. Şu enkaza gidin, buraya gidin, buraya gidin falan gibi bir şey olmayınca görebildiğiniz yerde, yardım edebildiğiniz yerlerde İlk çalışın yardım edin. İlk gün. İlk gün yani İlk şeyde gün. Daha sonrasında tabii düzeldi bunlar da. Oraya tabii şey de gelmiş yardım olarak. Kazmaydı, kürekti, el teçhizat falan filan vardı. Onları gelmişti. Alıp çıktık biz. İnsanlar zaten yardım bekliyorlar. Yolda bizim kazma kürekli yürüdüğümüzü görünce yardım istediler. Aynen. Yolda gördüklerimizden. Enkaza girdik. Orada en son ne zaman canlı ses geldiğini falan sorduğumuzda. Evet. Biz öncelikle de şey arıyoruz aslında. Canlı bir şey olsa ses bizim için öncelikliydi. Diğerleri de tabii öncelikli ama canlıya ulaşabilmemiz o an için çok daha önemliydi. İlk bir girdiğimiz enkazda bir baktık çok şey yoktu. Yani bir bayan çocuğunu arıyordu. Çocuğu işte enkaz altında kalmışken çıkmış. Hatta babası da kalmış galiba değil mi? Kendi babası. Yani çocuk dedesiyle torun yoktu. Evet dedesiyle torun kalmış. Ama hani böyle o ilk gün dediği de çıkarmışlar da iş makinesi falan filan da sıkıntısı tabii var o ara. Hani bizim sadece insan gücüyle girip de çıkarabileceğimiz veya da işte yardımcı olabileceğimiz bir durum da yok. Yakın, biraz bağırdık falan. Yakınsa yani aynen. Binanın görebiliyorsak ya da işte hemen çok yakından çekip çıkarabileceğimiz durumdaysa 2-3 metrede falan aynen. Belki ama binanın ortasındaysa çok yani bir ses duyulursa yine başka bir şekilde davranılır tabii de. Yani hani mesela bir ses de yok. Canlı olduğu da belli değil. Mesela hani biraz ona uğraştık. Öyle olmayınca aynı yerin karşısında birisi çevirdi yine bizi. İşte eşim görünüyor diye. Onun eşi görünüyordu. Evet. Ama hayatta değildi. Vefat etmişti. Vefat etmişti. İlk önce ilk çıkardığımız cenaze oydu yani. O gün sabahında çıkarttık bir kişi. Evet, binanın giriş katında kalmış. Hemen böyle girişinde 2 metre 3 metre mesafedeydi. Tabii ama yani çok da basit değil. İki girişin arasında sıkışmış kalmış. Köyü de sürünerek girdik tabii. Öyle şey hani görünmüyor dedi. Zaten kendisi müdahale edememiş kocası. Bir de erkek kardeşi vardı yanında. Dedik evet. Yani yardımcı olursanız bunu çıkaralım. Dedik tamam. Böyle kaldığı yere bir 50 santim kadar bir tünel gibi bir şey kalmış. Oraya sürünerek girdik. Bir 5 saat, 5,5 saat çalıştık galiba altında. Evet. Sıkışmıştı, kiriş düşmüş üzerine. Yani kazarak çalışıyorsun oradaki eskiler vesaire. Boşaltıp yani. Çekmeye, ilk zaten bir çekmeye çalıştık. Kıpırdamıyor nokta. Evet. Sıkışmış, omuzundan sıkışmış. Bu taraftan oluyor ama omuzu gelmiyor. Bir 5,5-6 saat neyse o kadar bir uğraşıp ilk çıkarttığımız, yardımcı evet. olduğumuz kişi oydu. Şimdi o yani oradaki durumların anlaşılması için söyleyeceğim. Biz o ilk çıkardığımız meftayı arabaya koyduk. Arabaya da minibüse ben bindim bize. Şimdi orası öyle bir karışık ki. Birisi geldi arabaya bindi. Parmağında yüzük var meftanın. Onu ya bu sıkışmış çıkmıyor falan gibi şeyler diyor bana. Dedim ki sen ne yapacaksın? Bir de kocasıyla erkek kardeşini gördük ya bizi çağıran onlardı. Bunu tanımıyorum. Kim oldu? Yani. Hani ne yapacaksın sen? Şimdi onun zamanı mı? Bak götürüyorlar hastanede. Dışarıda kocası var, erkek kardeşi var. Onlar bir şekilde bakar falan diye indirdim arabadan. Ama şimdi benim kafamda da belki tanımıyor yani. Ben de onu tanımıyorum. O beni tanımıyor. Sonra ne oldu biliyor musun? Senin anlatmadım bunu sana.
Oradaki arkadaşlardan bir tanesi, ben o arabadaydım. Sonra ben indim minibüsten. O benim indirdiğim kişi de dışarıda indi. Ben inince dedim ki ya bunun eşi vardı, erkek kardeşi vardı. Bu gelmiş bana böyle böyle bir şeyler soruyor, indirdim arabadan diye. Sonra o kişi geri çekilmiş. Diğer bizim arkadaşlardan biri de yanındaymış. O da diyormuş ki ya ben bunu kayınpederi miydim, babası mıydım? Mehmet dedi evet. Geçen. Ya dedi, o senin anlattığın şaşırmıştı adam yani. Ben bunu kayınpederi miydim, yani. Babası mıydım, ben de unuttum demiş. Ha, adam doğru söylüyordur belki yani. Bunda sıkıntı yoktur. Ama belki insanlar o şok ama hali. Yani oradaki şoku görebiliyor musunuz? Orada insan kaybettiği insanın nesi olduğunu unutmuş yani. Evet. O kadar bir dehşet verici bir şey. Ve hiç kimse ağlamıyordu orada. Aynen. Hiç ağlayan insan görmedim. Bir tek enkazın kenarında birkaç tane yaşlı kadın. Sonraki enkazdan çıkardıklarımız hani onlar biraz ağladı ya. Hmm. İki çocukla annesi aile. Falan. O sonraki şok halindeler insanlar. Sokaklarda falan böyle çok. Yani oradaki psikoloji anlatılamaz. Allah kimseye vermesin. Ama çok kötü bir durum yani. Düşünebiliyor musun? Sen karşındakinin belki o anki senin oğlun olduğunu da düşün ve kafan böyle gittiğini düşün. Bu benim oğlum muydu? Komşunun çocuğu muydu diyebilirsin yani. O kadar kötü bir şey. Dirayetliydi yani. Şeydi yani, kabullenmişler zaten. Kendileri görüyorlardı onu belki. Bir gün, iki gündür onu orada görebiliyorlar. Oradan da kepçe de getirmişti kocası. Enkazın üstünde bir de kepçe varmış. O bizle beraber. İşte bunun çok görüntüleri var bende. Gösteririm çok, size. Çok tehlikeli aslında. Biz de orada çalışıyoruz. Üstümüzde de kepçe çalışıyor yani. Yani bizdeki şey de bu. Onu da söylemek gerekir. Eğitimsizlik. Tamam, biz gönüllüyüz. Yani birilerine yardım edebilir miyiz diye gittik. Ama yani o anki tabii bizim de heyecanımız var. Biz de birilerine acele yardım edelim derdindeyiz. Ama o anki mesela bizim bilinçsizliğimiz bizim başımıza iş açabilirdi. Evet. Mesela bunun farkına varmadık. Zaten deprem oluyor. Çok zor. Buraya geldikten sonra düşünürken ya şuna bak. Neredeymişiz, ne olmuş falan diye insan sonradan bir şey yapabiliyor. Yani. Evet. Çalışırken de birkaç sefer deprem oldu hatta. Yani o mecbur ara vermek zorundasın. Binalar zaten hasarlı. En ufak şeyde bina kalanında üstünüze çökebilir. Yani, çok tehlikeli. Bir sürü artçı oluyor tabii o arada. İşte o kadın çıkarırken. Aynen, o kadın çıkarırken. Oraya indikten sonra 3. 5. saatte oldu. Hemen kaçıyorsun zaten. Yani en kazanına çıkıyorsun sen de. Bekliyorsun bir şey olacak mı? Olmadığına biraz daha inanıyorsan, güveniyorsan tekrar giriyorsun. Biraz bekliyorsun tabii. Orada hani güvenmek gerekiyor. İnanın çok bir şey. Sonra oradan kadını çıkarttığımız yerin biz arka taraftan girdik binaya. Binaların arka taraflarında bu yeşil alan bırakılıyor ya. Ne kadar? 5'er metre. Yanda da bir binanın 5'er metre bir alanı var. 10 metre diyelim ya. Onun üstünde o bina. 10 katlı bir bina ama sallanıyor. 11 katlı bir bina. Kırık döküktü mesela. O bir artçıyla üstümüze de yıkılırdı. Yani bunların hiçbirini o ara düşünemiyor kimse. O eğitimsizlik tabii ki de bizim birazcık. Birazcık heyecan. Biraz orada gördüğün şok galiba hani. Evet. Bunları falan düşünemiyorsun hiç. Çok bu artçılar aslında. Da mesela artçılar dediğimiz gibi biz indik oraya 4. 5. saat çok olsa 4-5 saat sonra artçı yaşadık. Bunun devamında yani o gün oldu, akşamın oluyor işte. Yani ne diyeyim 2-3 saate bir yaşıyorsun bunu. İkide bir artçı oluyor, ikide bir artçı oluyor. Daha sonra biz Hatay'a gittik Cihan'la. Orada 4 gün durduk Elbistan'da. Daha sonra Hatay'a gittik. Orada böyle ayakta bir şeye bakarken ya da beklerken ben çok şey hissettim böyle. Bunlara dedim hani deprem mi oluyor? Aslında hiçbir şey olmuyormuş. Yani ben artık böyle psikolojiye bürünmüşüm ki durduk yere böyle ayaklarından bir sallantı hissediyorsun yani. Ama o kadar çok artçı oldu orada. Hatay'a indiğimiz an ben daha otobüsün içindeyim. Cihan'la iki şoför arkadaş vardı. Onlar indiler, ben daha inemeden oldu. Ne yapacağımı bilemedik yani. Ve çok yüksek. Hatta yani. İndiğimiz anda falandı. Oldu mesela. Çok tabii. Çok aşırı hissedildi o. Çıkardık, ailesine teslim ettik. Sonrasında devam ettik biz başka enkazlara da. Tabii o ara çok soğuk. Yani dinlenmek gerekiyor, ısınmak gerekiyor. Ya dinlenmek gibi olmadı da. Dinlenmek gibi değil de. Yani orada ayakta kalan, sağlam kalan yerler sadece okullar. Bir devlet binalar yani işte vilayetti vesaireydik. Oralar çok sağlam. Onlar da bir hasar yok. İşte oralarda tuvalet ihtiyacımız işte. Çorba içelim, biraz üç ısınalım derken öyle. 3 gün giremedik. Bir tuvalet ihtiyacımızı görmedik. Onlar da yapamıyor. Bilebilirsiniz yani. Çünkü kanalizasyon patlamış. Yani evet. Var yer ama kanalizasyon da patlak depremden dolayı. Giriyor. Tuvaletler kullanılacak gibi girmiş, değil. 2 girmiş, 3 girmiş adam. Kullanılacak gibi değil. Kullanılmıyor sonra. Yani 10 kişi kullanmış ve durumu ortada. Bir çok daha giremiyorsun oraya. Yok, çeşmeler şey yok. Ha, çok şükür yine şey vardı mesela. Biz gittik o Fatih Okulu'na. Suymuş, yiyecek, giyecek. Çok fazla yardım geldi. Evet. O kadar çok yardım vardı ki bakın ne dedik? 50. saatlerde falan oradaydık. Depremin 50. saatleriydi. O Fatih Okulu'nda artık üzeri giyimsiz olan ya da aç olan ya da susuz olan hiçbir insan yoktu. Tek sıkıntı mesela lavabo ya da hijyen için su. Bunu bile biz içme suyuyla karşıladık.
Herkes öyle karşıladı çünkü yok ya. 50. saatte bu böyleydi bu durum. Hem o yönden yine devletimiz de milletimiz de çok sağ olsun. Evet. Onları gördük. O mesela o beni çok etkiledi. Ya herkes öyle bir koşmuş anlatamam yani. Evet evet çok fazla yardım. Herkes çok koşmuş. Fazla. Tırlarla çok yoruldum. Aynen öyle. Ondan sonra işte yani sürekli zaten şey yapıyorsun. Gezip ya, gezip hani ihtiyacı olan ne varsa. İhtiyacım var demesini bekliyorsun artık ya da enkazlarda orada birileri var mı? Yardıma ihtiyacı var mı? Hani bunları dolanıyorsun devamlı. Bazı enkazlara kendimiz var. Hani kimse yok. Enkaz olmuş. Başında kimse yok. Hani sağından solundan canlı var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Belki olabilir diye. Onları da kendimize denedik. Birilerinin olmasına bakmadan. Ama yani bu hele ki Elbistan'da biraz zordu. Niye zordu? Çünkü -16'ydı gece. Yani orada birinin yaşaması biraz zordu. Tamam Hatay taraflarında çok saatler sonra insanlar çıktı ama orada yine hava şartları düzgün. Kas katıydı o. Ben onu ilk girip hani biz adam çıkaralım deyince iyi çıkaralım hani diye bir bacaklarından sarılıp çekmeye çalıştık bence. Evet. Ama yani böyle katılaşmıştı. Hiç yani. Et yok da kemik varmış gibi affedersiniz. Her yerinde öyle bir dondu. O zordu. O cenaze çıkarttıktan sonra bir yere çağırdılar bizi. Şimdi tabii ekip oldum. Orada işimiz çıkınca başka yere. O bölgede sadece yine neydi o ismi? Oranın caminin oradaki yerin ismi. Blok halinde çok. 3-4 tane büyük blok. Yani aşağı yukarı 50 tane daire vardır herhalde orada. Çöken aynen. Yerler. Çok fazla iş makinesi var. 3-4 yerden çalışıyor falan. Ekipler var çalışıyor. Biz de oraya onlara dahil olduk. Çıktık biz de enkazın üzerinde onlara yardım edelim diye. Ama tabii demin dediğim gibi o iş makinesi olmadan olmuyor. Onlarla beraber koordinasyonlu bir şekilde çalışmak gerekiyor. Onun devamında da zaten oradan ayrıldık. Çok fazla i̇şte duramadık. İşte şey oldu bak. Şimdi biz o ilk meftayı çıkarttıktan sonra gezerken bir yere çağrıldık. Bir caminin arkasıydı hatırladım. Hmm. Bir okul vardı karşısında yine. Dulkadiroğlu okul muydu? Öyle bir şeydi. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Oraya gittik. Orada da çok ekip var. Bir de profesyonel ekip de vardı. Çünkü evet. Orası çok yakıktı. Hani dedik bizim burada pek yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten profesyonel verdi var. Ekip de var. Ondan sonra geri döndük. Bir enkazın başına geldik. Karşısında da dediğimiz okul var. Sonra akşam oldu değil mi bayağı? Evet. Ama orada hani çalışma da çok yoktu. Biz ertesi gün başladık ya. Önce şeyde arka tarafında başladık. Aynen. Dediler ki bize işte burada yaşlı bir amca var. Babam vardı daha çocuk hatırlıyorsan. Evini tarif etti, odasını tarif etti. Ama işte demin dediğim gibi tarif ettiği yerden 50 metre ötede çıkıyor mutfak. Mesela babam mutfaktaydı diyor. İşte ama oraya biz ertesi gün gittik diyeceğim. İlk gün dediğim gibi gittik ama bir şey yapmadık. Sonra ertesi gün tekrar bizi çağırdılar oraya. O camiye yakın olan bir enkaza. Zaman algısı kalmıyor çok fazla. Aynen. Orada. Şunu iyi hatırlıyorum ama 89. saatte işte o kadın. Ha işte orasınız diyorum. Oraya biz ikinci gün gittik. İkinci gün gittik. Şimdi oraya ikinci gün sabahtan hatta biz bir yardıma gittik değil mi? Köylere yardım gitti. Bizim bu yolda giderken aldığımız malzemeler arabada duruyordu. Sonra ertesi gün bir onları dağıtalım köylere diye oraya çıktık biz 4 kişiyle. Onları dağıttık. Oralara da yardım gitmişti o ilk gün gittiğimiz yerlere. Ama insanlar... bir kere götürmek yetmiyor. Devamlı aynen. Olması gerekiyor. Bir de şey yani oradaki insanlar iyi insan her yerde iyi insan. Bana bu yeterli. Ben bunu istemiyorum falan. Böyle insanlar çoktu. O gittiğimiz yerlere. Evet çok tek, ama şunu birisi söyledi dedi ki hatta orada biz gittiğimizde bir tane kamyonla bir şeyler dağıtıyordu birileri ve çok kalabalıktı. Böyle insanlar atarak kamyonda. Biri dedi ki ya işte bunlar 3 gündür böyle yardımda dağıtan var. Hani siz geldiniz elimize veriyorsunuz. Çok sağ olun falan hatırladın mı? Evet. Abinin biri öyle dedi. Bak siz geldiniz buraya. Kime ne lazımsa poşetleyip onu vermeye çalışıyorsunuz. Böyle yapılmasa çok iyiydi falan diye. Mesela onların da böyle bir şeyleri oldu orada. Köylerde çok yıkıntı yoktu bizim gördüğümüz. Çok yıkıntı yoktu zaten. Şehirlerindekiler de köylere artık çıkmış. Yani akrabası Elbistan olanlar falan köylere çıkmışlar. Boşalmıştı yani. Artık. Evet. Merkez boşalmış köylere doğru. Çünkü arazileri şeydi. Binalar çok şeydi. Evet. Kötüydü binalar. Onları boşaltmışlar. İlk defa. Merkezdekiler evet. Ha, merkezdekiler. Oranın halkından benim gördüğüm kadarıyla belki %30 falan kalmış. Onlar da hani cenazelerini ya da işte bir şeylere bakmak için evet. Kalmış. Diğerleri yoktu zaten. Hani hayır, o kadar hocam, binaya, iyi. O kadar yüksek binaya hani o insanların çok olması lazımdı. Orada yoktu ama kimse o kadar. Evet. Büyük ihtimalle çıkmışlardı başka yerlere. Başka şehirlere gibi şey etmişlerdi. Yeni binalar yani bir blok halinde yani çok bilemiyorsunuz tabii de. Yani eskiyi bilemiyorsun ama yeni olduğunu tahmin ediyorsun. 4 katlı diyebiliriz evet. Değil mi? 4 katlı galiba. 5 katlı ama şeydi 2-3 blok yan yanaydı herhalde. Hepsi yıkılmış. Enkazlar birbirine karışmış. İlk çağırdıklarında bize dediler ki babam şurada. Şu evimizin köşesi burası. Babam şurada duruyordu diye söylüyor. Siz tabii oradan başlıyorsunuz hemen müdahale edelim orada. Hani binanın öbür tarafında başka bir ekip çalışıyor. Başka insanlara yardım etmek için falan. Üç koldan çalışılıyor zaten iş makineleri. Bir de koordineli çalışmak gerekiyor. İş makinesi çalışırken ama bu tarafa da çıkan insanlar 3 meftali o canlı.
Evet. Mesela bizim çalıştığımız yerin tam karşısında varmış. Tam ters tarafından çıktı. Tam ters. Orada da kimse çalışmadı. Mesela bir yanlış saat, bilgi 5 gidiyor. Saat neyse. Yani bilgi sağlıklı aynen. Değil. Söylenen şey tahmin üzerine hem söylenen. Hem sağlıklı değil hem de binalar göçerken. Kaymış belki. Hani basın bir buruk tamı. Şimdi çocuk diyor ki burası salondu diyor. Giriyorsun orası mutfak çıkıyor. Evet. Mutfağımız burada diyorsun. Bulmuş belki. Yani üstten mesela. Böyle yaparak gelmiş. Salon bu tarafa geçmiş. Mutfak ne bileyim bu tarafa gitmiş. Hani oradan da yanılıyor insan. Onların da yapacağı bir şey yok. Çocuk evet. Biliyor. Tam salonda diyor çocuk ne yapsın. Aslında çok net bilgisi olduğu için değil de evet. İşte koridorda belki kaçıyordu. Kaçarken yakalandı evet. Falan ya da öyle düşünüyor. Tarif ediyor falan işte koridorda ya da mutfakta olabilir diye. Amcayı çıkardık. O amca secde pozisyonundaydı çıkarıldığında. Üzerine kireç düşmüştü. Vefat etmişti. Yani işte o çöp kapan herhalde o duvar dibine çökmüş. Kendini korumak için başını ilmaçına alan böyle ellerinin üzerine kireç düşmüş. Yani elleri falan komple çok ezikti yani. Hani, yani kollarının üzerine düşmüş ama başına da vurmuş olabilir. Yani vurmuş, bu şekilde. Yani binanın çökmesinden dolayı vefat etmiş. Yani o donarak falan değildi. Onun arkasından hemen öbür köşede işte hiç tahmin edilmeyen yerden ekipler de tabii aynı anda şöyle yapıyor. Ses alabileceğini duyduğunda böyle hissettiğinde falan herkesi susturuyorlar. Ama aynı anda belki işte 100 kişi, 150 kişi çalışıyorsa aynı anda herkes susuyor. İş makinesi falan hepsi kapatılıyor. Ses dinleniyor. Bunu ara ara yapıyorlar. 15-20 dakikada bir yapılıyor falan. Sonra ses alındı herhalde işte orada canlı oldu. Onun iki kişi daha çıktı işte. Evet. Öncesinde şey çıktı. İki tane daha o seyirci halindeki meftanın arkasından iki tane daha çıktı mefta yine. Onlardan sonra ses geldi. Biz evet. De o ara sesin geldiği zaman biz karşıda bir okul vardı. O okulda Ankara'dan bir yardım ne kurumuydu bilmiyorum. Yine yardım kuruluşu yine oraya tahsis etmişler. Oradan gelen yardımları o okula demişler depolayıp dağıtabiliriz falan diye. Biz de o ara okula gitmiştik o üçüncü meftadan sonra. Lavabo için gittik yani evet. O ara tır geldi oraya. Ondan sonra dediler ya işiniz yoksa tıra indirelim. İndirelim. Bundan sonra biz tıra başladık indirmeye. O arada ses duyulmuş. Biz tırı bitirdik de ulaşılamamıştı hala. Sonra biz ulaşıldığı zaman oradaydık yine. Yine geldik oraya. Ama tabii şey canlı duyulduğu zaman ses işte ya da neyse canlı olduğu anlaşıldığı zaman profesyonel ekipler geldi. Çok hassas davranmak. Yani gönüllülere yani. Bırakılmadı hiçbir yerde. Evet. Profesyonel ekipler geldi. Çünkü oradan çıkması bir travma da yaşayabilir ya da işte soğuktan da bir şey olmuş olabilir ya da yanlış susuzluktan bir şey olmuştur. Yani işte bir şey su verirsin daha kötü olur falan diye. O arada çağrılmıştı UMKE. Biz arkadan gittik. Yaşam koridoru falan oluşturduk işte. Canlı 89. mu? 90. saatler evet. Falandı. Oradan bir bayan çıktı bizim kazı yaptığımız yerde. Çocukların da olduğunu söyledi arkasında. İki tane de çocuğun olduğunu söyledi. Hemen bir metre arkamda falan dedi. Kadın çıktıktan sonra tabii ekipler olarak çalışmaya devam edildi ama bulunamadı. Yani o aynen. Şeyde çocukları çıkmadı. Belki ertesi gün cansız ertesi gün olan. İki kişi çıkmış Cihan da. Ben onunla ben evet. Aldım ama cansız. Canlı mı cansız mı onu bilmiyorum. Evet. İki tane küçük 10 yaşlı 12 yaşlarında birileri çıkmış. Ya psikoloji zaten çok konuşamıyor. Sol tarafını hiç oynatamıyor herhalde o şekildeydi. Enkazın altındaydı işte. Enkazın yani. Altında ama hani böyle bir dolap arasında kalmış. Şey gibi yaşam üçgeni böyle bir dolapla sol tarafınlar arasında hiç kullanamıyor. Öyle biliyorum ben. Sol tarafını hatırlıyorum. Zaten konuşamıyor o şekilde. Aynen. Ona bir yaşam koridoru çıkmıştı orada. Bilmiyorum tabii o an binanın içerisinde. Ya çok şey yani şimdi soğuktan şöyle de olmayabilir. Nasıl? Mesela bir 4 katlı binayı düşünün. 4. kattan 1. katta indiniz ya da orada olduğunuzu düşünün. 1. katta bir yaşam koridoru oluştu size. Üstünde daha bunun 4 katlı bir bina var. Buraya soğuk girmesi de biraz. Yani insan orada kalır. Hani ne kadar tamam bir cereyan olur, bir şey olur falan filan olur ama hani sonuçta üstünüzde bir yorgan gibi bir sürü bir enkaz var. Evet. Yani. Oraya soğuk girmesi biraz zor olabilir. Bence öyle kalıyorlar. Yoksa evet. Hani böyle orası bir hava değişen bir cereyan, hava cereyanı olan bir yer olsa binanın çok içindeydi. Kesinlikle yaşayamaz binanın bence. Binanın içindeydi yani. Hani böyle kenarlarda falan çünkü dedi, ortasındaydı. Çok zordu. Ulaşmak ilk çok zordu. İlk iki gün biz üst üste giyinip çalıştık yani. -16 falan öyleydi yani. Çift eldivenle. 50 santim kar vardı. Çift eldiven giydik bazen. Kadın ambulansla o şekilde değil ya. Ayak duracak şekli yok zaten yani. Ayak durma gibi bir durumu yok zaten. Hemen orada belki şey oldu. Ambulanstan iğne yapıyorlar. Ne iğnesidir bilmiyorum da. Ya da serum takıyorlar. O an beslenmesi için mi ne içinse. Hı-hı. O şekilde sedyeli hemen alıp ambulansla hastaneye gidiyoruz. Bir sürü gruplara eklediler telefonlarımızı. Yani birisi AFAD merkezi eklemiş, birisi Elbistan AFAD eklemiş, birisi Eskişehir. Bir sürü gruplara eklendik. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal AFAD'dan telefonlar oraya gitti bizim.
Evet. Öyle bir çekiyordum. İlk gün hemen Samsung tarafından gelen bir telekom ekibi bir şeyi düzeltmiş. Yani bir şebeke olayını çözmüşlerdi. Oturup kalktık o ekiple. Onlarla da konuştuk. Bir günde de hallettik dedi yani. Telefonlar çekiyordu. Çalıştılar. Samsung Havza'dan gelen bir ekip. Samsung'da değil mi? Samsung'dan gelen. Erbistan'da. Evet, Erbistan'da. Ya mobil zaten şeyler var. Vericiler. Onlar da şey. Hani böyle gün içinde 3'er 5'er dakikalık kesintiler oldu tabii de ama hep çekiyordu. Genelde çok sorun yaşamadık. Evet. Tabii telefonlarda şey var. Şarj sıkıntısı var. Çok kullanamıyorsun zaten telefonu. Peki. Yani hani çok acil ihtiyaç haricinde telefonları kapatıyorduk zaten. Ben kapatıyordum arkadaşlarım böyle. Çok kullanmıyordum. Bir mesaj geldi. Bir iş makinesinin bir enkaz oldu. Oradan canlı ses geldi. Sadece çalışacak ekip lazım dedi. Biz de 8 kişilik bulunduk. Kazma, kürek, elimizdeki aletlerimizi alarak oraya gittik. Neydi? Müze miydi? Orası Elbistan Müzesi'nin karşısında bir enkazda birileri var dendi. Gittik oraya. Konuma göre gittik. Yani her yere konuyu bilmiyoruz. Yani adresi işte bir şey. GPS olmasa bulma şansın yok. Aynen. Sonra oraya indik. Bir enkaz var evet. Arka ön tarafı sokak. Arka tarafı boşluk. Enkazın üstünde de 3 kişi var. Bunlar da yabancı gruplu. Bir yakınımız var. Dili döndüğünce anlatıyor tabii. Bir yakınımız var. Hemen şurayı kaldırsak alırız. Hemen yardım ediverin. Çıkarıveralım falan filan. Ve tabii demin dedim ya biz de heyecan. Hani sonuçta ya cam var aşağıda. Varsa bir cam var. Hemen tabii biz de enkaz üstüne çıktık falan. Biz orada hani nereden açalım, nereden girelim falan demeye kalmadan biri geldi. Dedi ki arkadaşlar buraya kazmayın. Dedik ne oldu? Kazmayın bekleyin. Belki polis eşliğinde kazılır burası falan. Ama diğer o yabancı arkadaşlar da bana ısrar ediyorlar. Gelin ya işte şurada şunu kaldırsak çok çıkacak. Yakın zaten hemen altında. Hemen üstü alacağız. Hemen çok basit hemen bir yer alacağız falan filan diyor. Biz tabii ki o arkadaşı dinleyip indik aşağıya. O da tabii onlara tepkisini de gösterdi. Bayağı ağır bir şekilde tepki de gösterdi onlara. İşte şöyle böyle diye. Sonra dedi ki dün akşam yine bu arkadaşlar gibi yabancı çocuklu birisi geldi. Ben dedi burada şeyim, kepçe operatörüyüm. Birisi geldi dedi bana aynı size dedikleri gibi. Burada dedi işte yakınım var. Şunu kaldırsak alacağız. Bunu kaldırsak alacağız dedi. Bana dedi kazdırdı burayı. Ben dedi kepçenin üzerindeyken bir kasa çıktı. Kasayı aldı, çantayı aldı, kaçtı, yakalamadım dedi. Kazmayın burayı. Ön taraftan baktınız mı burası ne dedi. Dedik bilmiyoruz. Hani biz arkaya yanaştık. Bunlar da bizden yardım istedi yani. Sonra dedi ki burası Kuyumcu Çarşısı. 5-6 dükkan var. Bunların 3'ü yıkılmış falan. Bunlar da dedi onun peşinde. Akşam dedi yalnız bir tane ben kazdım birisi dedi götürdü. Zaten canlı kimse kalmamış. 4 tane cenaze varmış. Onları çıkarmışlar. Yani binanın sahibini de bulmuşlar. Artık demişler ki burada kimse kalmadı. Yaşayan herkesi zaten aldık. Şeyin içerisinden, enkazın içerisinden diye. Ama tabii biz iyi niyetle gittik oraya da uyarmasalar biz orada saatlerce çıkarabileceğiz diye umutla beklerken. İşte vicdansızlık bazı insanların. İnsan olmak yani başka bir şey diyoruz ya. Yani evet. Orada bizi kullanacak. Belki kendisi orada kendini gizlemek için bizi kullanacak. Şimdi biz AFAD gönüllüsü diye oradayız. O hiçbir şey değil. Kendi kazabilir ama kendi kazarsa yağmurcu olacak. İnsanlar tepki verir. İnsan tepki verecek insanlar kenarda. Bize yaptırıp o işi istediğini anlayı düşündüler herhalde. Büyük ihtimal öyleydi evet. Ama şükür ki orada bir uyardılar bizi. Kaldı. Sonra organize sanayide işte bir okul bulduk. Proje okulu. Bina sağlamdı. Oranın müdürü de gerçekten çok iyi bir insandı. Çok Allah razı olsun. Aynen. Çok böyle iyi niyetliydi. Ya en azından hani tuvalet ihtiyacımız falan vesaire işte gece orada kalabilir miyiz diye söyledik. O da tabii ki dedi. Yani hani kalabilirsiniz. İlk giden ekip bizdik Eskişehir'den. Yani Eskişehir'e ekip olarak gittik. Dedi ki biz buraya geldik tamam ama burayı biz bir organize edelim. Madem öyle bir şey sıkıntı var. Yani insanların yatacak yerde problemi var. İşte tuvalet problemi var. Yemek yeme problemi. Bir sürü sıkıntısı var. Yani ekiplerin böyle bir sıkıntısı var. Dedik biz bu işi burada ayarlarız. Gelen yardımları orada depolamaya başladık. Battaniyesinden tutuyoruz. İşte sudan, gıdadan bir sürü şey vardı. Hemen az ileride de zaten büyük depo vardı. Oraya ve bizim oraya gönderiyorlardı. Orada işte orayı organize ettik. Gelen ekiplere yaklaşık bir herhalde 400-500 kişi falan vardı. Bir gece orada barındırdığımız yani kalanlar onlara yer açtık. Yemeklerini işte tuvaletini onlara ayarladık. Çayına kadar. Bu Eskişehir işte dediğimiz o ilk giden 22 kişi. 22 kişi kaldı evet, diyelim. Bu ekip yaptı yani onu. Yemek canlandırıp orada en azından yardıma gelenlerin İşte barınma, yani işte yeme ihtiyaçları orada iyi karşılandı. Yok. Zaten şehrin dışında bir yer. Şey de yok orada bir depremzede ya da yıkılmış bir bina falan yok. Onlar için kalınması için çok güzel oldu. Yani. O güzel oldu. Hatta bizden sonra orası Havza Kaymak. Havza Kaymak geldi. O devraldı bizden sonra orayı. Ya tabii o daha organize. Çünkü bir sürü iş makinesi vesairesine gelmişti zaten. Onlar da çok çalıştılar. Havza bize de yardımcı oldu kendisi. Yani evet. Yemek yapımındaki yemeklik ihtiyaçlarını falan o verdi tabii bize. Suydu muydu onları da verdi. Yani sabah 9'dan gece saat 2'ye kadar düzenli yemek, sürekli yemek oldu. Gelen ekipler işte enkazdan gelenler ya da işte tırla yardım getirmiş onlar falan. Hepsi orada gidip yemeğini yiyip orada
Uyuyup sabah işte tekrar çorbasını içip o şekilde tekrar hayata devam ediyordu. Yani enkaza giden gidiyordu. Diğerleri başka yerlere gidiyordu falan. O şekilde bir 3 gün orada geçirdik. 2-3 gün orada geçirdik. Evet. Ondan sonra artık biz işler rahatlayınca kaymakamda zaten oranın şeyini alınca Eskişehir Müdürlüğü'yle görüştük. Afşin'deydi onlar. Afşin'e geçtik. Orada onlarla görüştük. Onlar da dedi ki bize yani İl Müdürü de dedi ki AFAD İl Müdürü Hatay'ın çok ihtiyacı var. Hatay'a geçin dedi yani. 4 kişi. Sonra orada işte 4 kişi. 4 kişi. 2 şoför bir de ikimiz gittik. Hatay'a geçtik. Oradan Hatay'a geçtik. Minibüs de çok ihtiyaçtı zaten. Kullandığından o belediyenin arabası da çok ihtiyaçtı. Biz de gittik onlara beraber. Cumartesi gecesi Hatay'a indik. Değil mi? Akşam saat 8.30-9 falandı herhalde. Biz civarları falan. Ya Hatay tabii daha büyük. Büyük şehir. Sorunlar ona göre daha da büyüktü. Mesela. Tabii. Ya biz Elbistan'da deprem falan diyoruz ama Hatay'ı gördükten sonra... Aynen öyle. Yani orası çok daha dehşet vericiydi. Yani. Çok kötüydü. Hani bir de ya her yönden hadi dehşet, kaos falan tamam. Karışık ortalık falan. Orada şey de çok, mesela demin yaşadığımız şeyi, yabancı uyruklularla yaşadığımız durumu, orada her yerde var. Yol kesmeleri mi ararsınız? Hani tamam şey içinde bir şey demiyorum hani, güvenlik güçleri görevin başında da, yani seni bir sokak arasında da ek getirip çeviriyor. Yani her yerde olamazsınız, her yerde olamazsınız. Ne bileyim bir dar yolda bulup milletin önünü çevirmişler falan. Biz o akşam saat 9 civarları falandı işte. Vardık oraya. Bizim şoförlerden bir arkadaşım da, bir asker arkadaşı bir petrolde çalışıyormuş. Petrolde şöyle mesela Hatay'da atıyorum 25 petrol varsa bunların 5'i çalışıyor. 20 tanesi yayağıma. Onların dedi ki buraya gelin ben sizi yönlendiririm. Oraya gittik biz. Petrolü 4 tane polis koruyordu. Petrolün önüne petrolün marketinin önüne duvaları koymuşlar. O tarafa geçiş yasak. Sadece mazot ve benzin ihtiyacını ön taraftan karşılayıp gönderiyorlar arabaları. Ondan sonra biz hatta markete doğru bir ilerledik. Hayırdır falan da denildi böyle polis de. Sonra arkadaşı söyleyince falan dedi ki bu saatte girmeyin şehrin içine siz. Bugün kalın burada. Zaten gece bir şey yapamazsınız. Biz dedik AFAD'a gideceğiz. AFAD'da oranın biraz ters istikametinde dedi ama. Evet. Hani kalın burada. Sabah sizi gönderelim gidip. Diye o gece orada kaldık şeyde arabanın içinde. Genelde arabanın içinde uyuyoruz zaten yani. Kaldık. Sonra Hatay'da 5 gün. 5 gün boyunca hep arabada kaldık. Evet, arabada yattık. Kaldık. Birimizde. Ve sabah şeye gittik. Hatay İl AFAD Müdürlüğü'ne gittik. Oradan bir dedik ki Afşin'den geliyoruz. Altımızda bir tane 30 kişilik araba var. 4 kişiyiz. Ne yapabiliriz? Ondan sonra onlar dediler Meksika grubu varmış. Arama kurtarma. Şurada bir Meksika grubu vardı. Çalışması bitti. İlk önce bir onları getirirseniz seviniriz. İlk önce onları gittik. Getirdik. Eşyalarıyla birlikte AFAD'a. Havalimanına Hollandalı ve Koreli grup gelmiş. İki grup. Koreliler arama kurtarma. Hollandalılar da köpekli arama grubu. Dediler ki siz bunları alın bir gelin. Sonra gidip aldık. Sonra dediler siz bunları ikame edin. Biz size diyelim şuraya götürün siz oraya götürün. Ya işte bunların çadır ihtiyaçlarını koordineli olarak sizle yapalım. Onlara yardımcı olun. Yeni Hatay stadında oraya geçtik. Yerlerini yapın işte falan. Sonra 5 gün onlarla çalıştık. Bir Koreli grup ve Hollandalı grupla çalıştık yani. Onları sürekli enkaza farklı adresler onları götürüp geliyorduk. Onlar vardiya sistemi çalışıyorlardı. 4 saatte bir yer değiştiriyorlardı. Kişiler değişiyordu zaten. İşler bittiği zaman Hollandalı grup köpekleriyle gelenler enkazda yerleri işaretliyor. Ekipler orada çalışmaya başlıyor. Onlar köpekleriyle işaretliyorlar. Onların köpekleri canlı hatta öğrenim ayırt edebilecek şekilde değil mi? Aynen. Çok eğitimli köpekler vardı. Koreli grup vardı. Onlarla beraber enkazlara gittik. Hatta hangisiydi o şeye 600 konutluk meşhur. Aynen 600 evler diye bir haber olan bir yer vardı. Oraya oradaydık yani. Mesela oraya da onları götürdük. Onlar orada çalışma yaptılar. Jandarmaya götürdük. Zaten sürekli Hatay 600 evler diye bir yer. Tabii onların yaşeleri de var. Yeme içme yaşeleri ya da barınma işte hani ısınmamız. Evet. Onları görmeye çalıştık. Yani biz gelen o iki gruba yardımcı olduk orada. Enkazlara falan gitmek. 5 gün boyunca. Ya gittik onlarla beraber gittik. Onlarla gittik. Kendi başımıza gittik. Yani o ekiple gittik zaten. Koreli grup bize zaten şey verdi. Ekipmanlarından bize de şey verdi. Bana telsiz verdiler. Onların telsizleri işte sırt çantası büyüklüğünde falan. Dediler ki beraber gireceğiz şey enkaza girdiğimizden. Kopukluk olmasın diye. Tercümanları vardı. Hatta ilk gün bir taneydi. Sonradan iki tane daha geldi tercümanları. Evet. Tercümanları havadan da alırken vardı. Şey büyükelçilik gelmiş. Oradan beraber gelmişler. Şeyim vardı. Hollanda'nın iki tane vardı tercümanı. Onlar da sürekli bizle beraber gelip gidiyorlar. İşte o şekilde enkazlara falan gittik. İşte en son o 600 evlere gittik. Orada. Ya şimdi şeyde bizde zaten kazıya girme falan gibi bir vakit kalmadı. Şimdi Hollandalılar 3 grup oldular. 5-6 kişilik grup. 6-7 kişilik. 3 grup oldular. Bir de Koreliler 4 grup. 4. grup. Birini alıp bir yere, birini oradan alıp buraya. Oradan alıp, biz hani birazcık
lojistik olduk daha çok. Onun için orada enkazlara falan girme gibi bir durumumuz pek olmadı. Her gittik yine Korelilerle ama biz yine enkaza girmedik. Bir tane sizin bir vericisi vardı. Dediler siz burada durup bizim anlaşmamız için bu bize yakın olması lazım. Onlara falan yardımcı olduk. Biz son 5 gün o grupları yanımıza alınca artık onlara baktık yani. Bir statta birisi vardı. Mehmet'ti galiba. Evet, Mehmet ismi. Yani bu ailesi 16 kişiyi kaybetmiş. Ama depremin de o ara kaçıncı günü? 6. günü diye. Evet. Bizim gittiğimizde oraya. Ama yani gelmiş o stadı AFAD yetkilisiydi diyelim onu. Çünkü stadı koordine etmeye çalışıyordu. Ve stadda belki 50-60 ülkeden gruplar vardı. İnsanlar biz bunların ikisine yani bakıyorduk. Ya bir sürü daha grup vardı. Her ülkeden grup vardı. Burayı koordine etmeye çalışıyordu bu adam. Antrenörmüş kendisi. Aynen. Vali çağırmış. Süreçte yardımcı olmasını istemiş. Vali yardımcılığa teklif. Aynen. 6 tane şey vardı mesela. Kaygı vardı ama mesela orada çalışmaya uğraşıyordu. Diğer türlü halk da mesela şey Meksikalılara almaya gittiğimizde bir kenar mahalle diyelim öyle bir yere gittik. Oralarda yıkım da çok fazla değil. Niye değil? Tek katlı, iki katlı evler yıkılmamış fazla. Bizim gördüğümüz kadarıyla Hatay'da bir katlı, iki katlı yığma da olsa binalar yıkılmamış. Evet. Şimdi oraya gittik birkaç tane, yani çok sokak gezdik, atıyorum 3 tane yıkık gördük. Onlar da orada halk komşu olarak birbirine yardım ediyor. AFAD da orada. Hani biz yani gibi yani. Gelen bizden önce, biz dediğimiz gibi 5. gün ne oradaydık? 4. gün mü? Depremin 4. 5. gün. Biz de işte aynı şekilde gitmeye çalıştık. Ve orada da hani o kesimde bir sıkıntı, hani giyecek içecek sıkıntısı yoktu. Halk gelen yabancılara da iyi. Hani millet, yani millet duyuyor yani. Seviyorlar. Ama zaten. İşte dediğim gibi mesela o Elbistan olayında anlattığımız gibi 5 parmağın 5'i bir değil. Herkesin vicdanı bir değil. Tabii öyle şeyler de çok. Ama bunu tabii halk malk falan değil kesinlikle. Herkes kendini bağlar. Halktan olan da vardır. Yabancı uyruklu olan da vardır. Ya iyi niyetli olan, kötü niyetli olan var yani. Orada her şey var. Onu da orada yaşıyorsun zaten. Ama çoğunluk olarak halk da devletle beraberdi. Ya da işte buradan giden insanlarla beraberdi. Yani şöyle lafını... Yabancılarla da beraberdi. Yani ayrım yoktu şükür. Elbistan'a hani yardımın nasıl olduğunu anlatmak için mesela bir köye 35 tane tır girmiş. Yani ha yani bak mesela. 35 tır bir köye yardım gelmiş. Yani o tırlar zaten ağzına kadar dolu. Her türlü malzeme var içerisinde. Tabii yani biraz şey de yani muhtardan kaynaklı. Muhtarın ne diyeyim karakteri zayıf. Yani aynen. Şimdi bu adama ne diyebilirsin ki? Yani, bunu böyle yapar. Bu birbirine ihbar yapmış. Evet. Sürekli istemiş. Bir tır gelmiş ardından gelmedi diye bir daha istemiş. Bir daha istemiş. Bir de 35 tır denildi bize. 35 tır dediğini Eskişehir'e dağıtırsın yani. Benim bindirdiğim tır. Evet. Tıra bakarsak yani bir tırın dedi ki. 4 saat 5 saat. O tır ne kadar çok malzeme alıyor ya. Yani. O kadar malzeme var içerisinde. Ya şöyle de olmuş olabilir o iş. Yani orada şimdi muhtar diyor ya Cihan. Belki yani muhtardır belki bilmiyorum necidir. Ama şimdi şöyle denmiş olabilir gelenlere. Buraya depolayıp buradan dağıtacağız diye. Belki indirtti adam onu oraya bilmiyorsun. İndirtmiş onu duyduk. Biz görmedik. Gördük. Biz de duyduğumuz. Yani bu şekilde yardım geliyor. Yardımın büyüklüğünü anlatmak için. Aynen öyle. Ama yani hani mesela çok fazla yardım onu yani. Nereden diyoruz olabilir diye. Biz Elbistan'da o ikinci okula, Kaymakam Bey'in de olduğu okula gittiğimiz zaman yani o kadar çok tır geldi ki, o kadar çok malzeme geldi ki evet 35 tır oraya gitmiş olabilir. İnanıyorsunuz yani. Yani çok fazla yardım geldi. Çok. Evet. Bir gün ben öğlenden sonra işte akşam 8'e kadar falan dediler ki bir koordine edersen bu tırları bir indirttir. Ben biraz ona baktım 3-5 saat kadar. Yetişemiyorum tırlar. Birbirine girecek tırcılar. İşte benimkini önce indirelim, seninkini sonra indirelim falan yapalım, filan yapalım. Tırlara yetişemedim yani. Orada hani onu görünce de 35 tır gitmiş olabilir yani bir köye. Onda da inanabiliyorsun herhalde. Şaşırtıcı olan neydi biliyor musunuz? Buraya geldikten sonra burada hala biz 11. gün buraya geldik bana göre söylüyorum. 11. gün biz buraya geldik. Şaşırtıcı olan şey şu. Hala burada televizyonlarda işte haberler bilmem nerede işte güvenlik güçleri gelmedi. Asker gelmedi bilmem ne. İşte şu olmadı bu olmadı. Yalan haber. Herkes evet. Oradaydı abi. Herkes evet. Devlet komple biz 3 yere gittik. Afşin, Elbistan, Hatay. Devlet her yerdeydi. Evet organizasyon zayıflığı ilk önce oldu. İlk 2-3 gün. Ama yani yıkım öyle bir büyük ki 400 kilometre alandan bahsediyorsunuz. Yunanistan kadar bir yer gitmiş yani. Olacaktır tabii eksiklikler olacak. Ama vardı bizim gittiğimiz yerde. Asker içinde, evet. Devlet içinde herkes oradaydı. Herkes. Evet. Diyorum ya kaymakam. Uyumadı adamlar yani. Uyumadı abi çalıştılar. Biz onu gördük. Çalışıldı yani. Sabaha kadar başında durup işte organize etmeye çalıştılar her şeyi. Tamam biz gönüllüyüz. Onlar işte şunu yapın bunu yapın bizi yönlendiren onlar. En büyüğü zaten işin. Organizasyon olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ama çalıştı yani. Devlet de çalıştı, asker de çalıştı. Hepsi çalıştı. Vardı. Hepsi de vardı orada yani. Dedim ya başta da. Mesela
en çok beni duygulandıran oydu. Ya bizim milletimiz gerçekten çok büyük millet ve şu an güçlü bir milletiz biz. Güçlü bir devletin olursa güçlü bir millet olursun. 99 depreminde, 2000 depreminde biz 18-19 yaşındaydık. Onu da biliyoruz yani. Devlet güçlü olmadığı için orada zayıf kalınıldı. Devlet güçlü değildi, insanlar da güçlü değildi, halk da güçlü değildi. Ama şimdi devlet güçlü, insanlar güçlü. Yani benim elimde bugün oraya yardım edebilecek bir şey var. İlla devletten beklememe gerek yok. Demek istediğim bu yani. Bunu da yaptı bizim halkımız. Biz onu çok iyi gördük yani. Oradan buraya geldiğinde bir 2-3 gün çok konuşma isteğim yoktu dışarıda yani. Çok kimseyle görüntü konuşmuyor. Sen konuşuyorsun bile çok böyle mecburiyetten falan konuşuyorsun. Bilemiyorsun, onun farkında değilsin. Yani o bilerek yaptığın bir şey değil. Belki ben onu şöyle düşünüyorum. Oradaki yaşadığın şeyler, gördüklerin ve oradaki önceliklerin farklı. Buraya geliyorsun, burada çok farklı. Buradaki insanların koşturmasına bakıyorsun, çok farklı. Hani bu, o dengeyi kurmakta bazen zorlanıyorsun. O yüzden bir ikinci, üçüncü, yani iki gün falan sürdü. Ben dedim ki bende mi var sadece böyle bir şey? Arkadaşlarla konuştum. Onlar da aynı. 2-3 gün diğer şoför arkadaşlara falan da konuştuk. O da aynısını söylüyor. Ben diyor bir garip oldum. Hiçbir sessizim, konuşmuyorum. Sanki böyle bilerek yapıyormuş gibi değil. Yani farkında olmadan. Onun dışında zaten bedenen bir yorgunsun. Bir 24 saat falan uyku hali oldu. Öyle dinlendik. Zor tabii onlar. Orada yaşam kolay değil. Değişiklik şöyle. Yani bakıyorsun değişiyor. Yani bir de önceden çok kafaya taktığın saçma sapan şeylerin ne kadar manasız, anlamsız olduğunu görüyorsun. Bugün okul müdürüm var işte. Cumartesi günü Malatya'ya gitti. Onunla telefonda konuştuk. Aynısını da diyor. Ya biz okulda diyor ne kadar gereksiz şeyleri birbirimize diyor kafaya takmışız, neden kavga etmişiz, sebepsiz yere insanların kalbini kırmışız. Ya buraya geliyorsun, buradaki şey çok farklı. Yaşam çok farklı, farkına varıyorsun. Diğer yaptığın, yaşadığın her şeyin anlamsız olduğunu anlıyorsun. Öyle değişiklikler var tabii yani, o idrak konusunda biraz farklı bakıyorsun. Yani hani herkesin gidip gelme şansı yok ama biraz en azından bu şeylerden ders çıkarmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum yani, kişi herkes tabii kendine üzerine bir şeyler alması gerekiyor. Yani öyle, benim düşüncelerim bu şekilde yani. Bir o öyle bir fark var. Artık eskisi gibi çok böyle ufak tefek şeyleri kafaya takmamak gerekiyor. Gereksiz şeyleri. Böyle düşünüyorum çünkü orada çok kolay şeyler yaşamadım. Geçen böyle bir şeye denk geldim internette de. Diyor ki işte akşam ev kirasını konuşan bir kiracıyla bir ev sahibi. Sabah ikisi beraber aynı ateşin başında ısındılar diyor. Evet. Zaten Can'ın da dediği gibi orayı gördükten sonra bir şeyler hayatında olmuş olmamış. Yetiyor yetmiyor, gidiyor gitmiyor falan. Bunlardan biraz sıyrılıyor insan. Yani orası bunun dersini veriyor diyeyim. Bunun dersini oradan alıyorsunuz. Buraya gelince de benim biraz uyku problemi oldu gibi. Birazcık. Hani başka da pek bir etkilenmedik. Yani etkilenmek derken tabii ki oradaki olaylar üzücü ama hani sonuç olarak evet, devam bir suskunluk, aynen bir şey, bir uykusuzluk falan gibi şeyler oluyor ama hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz, yaşamayız. Ne yapardık? Yine aynı şekilde koşardık buradan. Evet. Bizi birileri götürsün oraya diye. O evet. Cepte. Ne götürülürdüm? Hani bu sefer biz sadece kendimize bir yaşam malzemesi birkaç günlük falan aldık. Ama hiç de gerek yokmuş bence. Çünkü orada onları düşünemiyorsun. Sonra böyle kendine bakacak vaktin yok. Kendine bakacak yer de yok. Açıkçası demin dedik ya, yiyeceğim. Onlar da yok. Yani oraya götürülecek bence tek şey deprem bağında. Yanına alabilirsen bir küçük kazma kürek ya da işte ne bileyim bir el feneri. Bir baret, bir ayakkabı. Orada sana ne gerekiyorsa. En çok aynen. Bir çekiç. Bir tane murça şey kaldık o gün mesela ilk gün. Bir tane murç yoktu. Her şeyimiz vardı. Kazma, kürek falan filan. Murç bulamadık. Sıkışmış şu an. Çıkaracak bir şey lazım. Meftayı çıkaramıyoruz. Yani onu şöyle bir üstünü kırabilsek çıkaracağız. Ona muhtaç evet. Olduk orada. Böyle bir şeylerde, böyle bir acil durumlarda. Mesela ikimiz de yaptık aynı şeyi. Çantamızı 3 tane 4 tane giysiden çok teçhizatla doldurulsaymış çok daha faydası olacakmış yani. Yani geriye gitme konusunda da şimdi mesela nasıl olursa bu hafta içerisinde tekrar görüşeceğim. Bu sefer öğretmen olarak gideceğim ama tekrar görüştük biz gelince. Gitmek istiyoruz dedik. Onlar da şu an için gönüllü gönderilmiyor ama olursa dediler yazlar bile şimdi. Şu an tabii enkaz falan artık o işler kalmadı çok fazla ama yine yardım geliyor. Yine yardımların dağılması gerekiyor. Onların indirilmesi bir şekilde. Orada yine insana ihtiyaç var. O amaçla gidelim istedik. Hala oralarda birilerinin gitmesi gerekiyor. Değil i̇htiyaç mi? Var yani. İhtiyaç var. Yani eğitim konusunu diyebiliriz. Yani buradan çıkarabileceğimiz en büyük ders böyle bir şey yaşandığında bu eğitimi almış insanların olması gerekiyor. Çok fazla olması gerekiyor. Öncesinde eğitim yok. Şu anda mesela aklımda yine benim o var. Bu biraz bu süreçler geçtikten sonra yine AKUT'la ya da AFAD'la oralardan eğitim alıp bu şekilde gitmek gerekiyor. Daha profesyonel. Sadece tabii çok sayıda aslında böyle insan yetiştirmek lazım ki o gün oraya anlamlı bir şeyler yapabilsin diye. Ya o olabilir. Aklımda benim o var. Tavsiye edebileceğim de var. Bu konunun geliştirilmesi. Ben de şunu söyleyeyim. Baştan beri deprem oldu.
yardıma gittik anlatıyoruz ya. Keşke, yani oraya gidip görünce bunu da daha çok idrak ediyorsunuz. Orada yıkılmayan da bir sürü bina var. Keşke daha iyi bu binalar yapılırken daha iyi denetimle mi olacak? Daha iyi müteahhitlerle mi olacak? Daha iyi tekniklerle mi olacak? Yeni teknolojilerle mi olacak? Keşke bu yapıları böyle yapsaymışız. İnşallah bundan sonra böyle yaparız. Çok acemice davranmış. Aynen öyle. Binalar yani, yapılırken. Orada yıkılmayan yani. Bir sürü bina var. Sapasağlam, çizik olmayan binalar var. Bunlar da bina yani sonuç olarak. O da bina. Okullar. Bu da bina. Nasıl yaptınız? Hatta yani? Okullar. Bu böyle oluyorsa. Yani. Aynen. Bu böyle olabiliyorsa. Mesela Tokyo'da hiçbir tane yıkılan yok. Bu böyle olabiliyorsa yapılır yani. Bu insanları yine de biz de olabilirdik. Kaybetmeye gerek yok böyle.